Hoş geldiniz öncelikle DHS Turkey'ye. Sevgili konuşmacıların Project House grubu kurucusu Serhat Akkılıç ve Sinem Eren Türk'ü davet ediyorum. Sağlıklı strateji ile ilgili bir hashtagimiz var. DHS Turkey hashtagimizle de takip edebilirsiniz ama Twitter'da da desteklerinizi ve sorularınızı bekliyoruz. Bizler kendi aramızda bu konuda çok sohbet ettik daha önce sevgili Serhat ve sevgili Sinem'le. Fakat sizlerle de paylaşmak istedik bu sohbetimizi. Arkada böyle küçük bir sunum dönecek. Gözünüz bir taraftan onu takip ederse sevinirim ama açıkçası sohbetimiz çok daha keyifli. Sağlıklı strateji denince neler aklınıza geliyor sevgili Serhat? Evet, herkese merhaba. Şarkı söylemeyeceğim. Keşke söyleyebilseydim. Valla dediği gibi Yaprak Hanım, gerçekten çok keyifli bir sohbet yaptık. Arkasından da burada sizlerle paylaşmak da istedik bu sohbeti. Şimdi işin içinde dijital olunca gerçekten strateji iki kere daha önemli herhalde. Çünkü bizim dijital dediğimiz kavram hayatımıza girdiğinden beri oyuncaklar da çok arttı. Yani o kadar çok oyuncağımız var ki bugün ben burada konuşurken Kaliforniya'da veya dünyanın herhangi bir yerinde birileri başka oyuncaklar üretiyor. Bugün burada anlattıklarımız yaklaşık 5 dakika sonra anlamsız hale bile gelebilir. Böyle bir dünyada, böyle bir dijital fenomenin içerisinde yaşıyoruz. Dolayısıyla bizim bu oyuncaklar içerisinde vakit, nakit, enerji, motivasyon kaybetme şansımız çok yüksek. Eğer doğru bir stratejik modeli benimsemezsek, işin açıkçası oyuncak tarafında faaliyet gösteren bir kurum olarak da yanlış oyuncaklara, yanlış bütçeleri yatıran markaların bizim sektörümüzde küçülttüğünü düşünüyoruz. Ve biz kendi kendimize de bazen hatalar yapıyoruz. Dolayısıyla strateji modeli konuşmak, stratejiyi konuşmak, ne yapacağımızı, esası konuşmak, usulleri ve oyuncakları konuşmaktan önce gelmeli diye düşünüyoruz. Belki de böyle bir oturumla başlama vizyonerliğini de gösterdiği için ben yine organizatörlere çok teşekkür ediyorum. Biz de naçizane bu konuda aslında sohbet ediyoruz. Dijitalde sağlıkta birleştiği zaman strateji olmazsa yanlış yönlere gidebiliriz diye düşünüyoruz. Aslında hemen şunu belirtmek istiyorum. Bu oturumu neden hani en erken oturumlardan bir tanesi olarak düzenledik aslında strateji oturumunu? Çünkü yaptığımız aslında birkaç zamandan beri yaptığımız çalışmalarda gördük ki aslında buradaki en önemli sorun aslında ne işte insan kaynağı, ne dijitale ayrılan bütçenin azlığı, ne regülasyonlar ki bunu Burkay ve Bülent Bey oturumlarında bol bol bahsedecekler. Burada aslında bakarsanız en büyük problem hakikaten bir yol haritasının en başta yola çıkılırken çizilmemesi, bir roadmap olmaması önümüzde aslında. Bunu aslında biz söylemiyoruz bir yandan da. Bunu sizler söylüyorsunuz, sektör söylüyor. Burada ufak bir araştırmamız var aslında. 2014 yılında yapılan bir araştırma. Bu çok yeni. Bizim grubun da içerisinde bulunduğu, Havas grubunun da içerisinde bulunduğu bir PM Life tarafından yapılan bir araştırma. Digital Futures araştırması. Ve bu araştırmada birçok firma, işte AbbVie, Johnson & Johnson, Glaxo, Pfizer, Lilly vesaire birçok ilaç firması, medical device şirketleri. Onun haricinde bu firmalardan hem üst düzey yöneticiler hem de orta düzey yöneticilerin olduğu bir araştırma ve dediğim gibi çok yeni. Buradaki soru şu, şurayı göstereyim. Aslında dijitaldeki en büyük, dijital sağlıktaki konu, en büyük sorun sizce ne diye soruluyor kabaca ankette. Ve burada %30, şuradan okuyacağım, %30 oranında aslında en büyük sorun belirsiz strateji olduğu göze çarpmış. Sonrasında, ki onlar da yüksek oranlar ama sonrasında gelenler, hani hepimizin sürekli söylediği işte çok sıkı regülasyonlar, işte şirket içerisinde bir bayin olmaması, yönetimden destek alamamak, sonrasında işte yoğun global kurallarla çalışıyor olmak, yeterli insan kaynağının olmaması ve en sonunda da bütçe yetersizliği geliyor. Yani aslında en büyük sorun stratejide bir netlik olmaması şirket içerisinde. O yüzden bu oturumu özellikle bu iki günün başına koymak gibi bir şey izledik. İçerikten önce strateji her şeydir diyebiliyor muyuz? Aynen öyle. Peki, neler oluyor sağlıkla ilgili ve sağlığın dışında? Aslında sağlık alanı hani giderek daha çekici hale geliyor. Sağlık aslında artık sadece sağlık sektörünü ilgilendirir halden çıkıyor. Birçok teknoloji firması, FMCG firması, farklı firmalar aslında sağlık alanına girmeye başladılar ve daha da başlayacaklar ve bu firmaların aslında
pazarlama iletişimi anlamında çok daha farklı tecrübeleri var. Çok daha farklı stratejileri var. Biz de kendi aramızda çok sıklıkla konuşuyoruz bunları. Ve dolayısıyla bambaşka sağlık sektörü, ilaç sektörü dışında bambaşka tecrübelere sahip bir aslında sektörler grubu bu alanı giriyor. Dolayısıyla çok daha şenleneceğini düşünüyoruz aslında bu alanın önümüzdeki zamanlarda. Sektör hareketlendi. Siz de çok hızlı takip ediyorsunuz ve çok hızlı dönüşüyorsunuz. DHS Turkey'in bu yılki konusu da aslında sağlıkta dönüşümü işaret ediyor. Dijital enabler gibi aslında dönüştürüyor yani. Kesinlikle dönüşüyoruz ve nereye doğru gidiyoruz? Sağlıklı stratejide nereye gidiyoruz? Bunu Serhat Bey. Milyon dolarlık soru ama şöyle ben bunun cevabı için sağlığın dışına bakmak gerektiğini düşünüyorum. Peki. Pharma ile ilgili aslında arayacağımız ve bulacağımız en iyi şeyin pharma'nın dışında olduğunu düşünüyorum. Böyle bir belki pharma'nın dışından gelen biri olarak böyle görüyorum. Benim bakış açımın kısıtlılığından da olabilir. Ama günün sonunda ikisi de 100 yıllık iki tane firma alım. Bir tanesi FMCG sektöründe, bir tanesi pharma sektöründe. Bir tanesinin paydaşlarıyla içgörü üretme, onların davranışlarını anlama, onları değiştirmeyle ilintili yaptığı araştırma, yaptığı iletişim yapabilme kısıtlarının olmaması, bütün bunları sektörel olarak karşılaştırdığınız zaman pharma'nın dışındaki stratejiye baz olacak hürriyet alanının sahip olması aslında, hürriyet alanına sahip olması pharma'ya göre çok daha yüksek başka sektörlerin. O yüzden bizim çok fazla benchmark etmemiz gerekiyor diye. Başka sektörlerden mutlaka katkı almalıyız ve entegre çalışmalıyız. Entegre ve özellikle davranışı değiştirmek gibi bir şey var. Bakın Ömer Bey'in az önce gösterdiği slaytlarda gamification'dan bahsediyoruz. Şu anda gamification evet çok önemli bir trend. Yapılan şey, ben çok şaşırdım ve gerçekten bravo, harika. Yani Sağlık Bakanlığı'nın böyle bir şeyle ilgileniyor olması muhteşem bir şey. Ama çocuklar oyunları oynamıyor. Çocuklar PlayStation oynuyor, Xbox oynuyor. Çocuklar Hollywood prodüksiyonu kalitesinde üretilmiş olan oyunları oynuyorlar. Ama okey, yani bir sıkıntı yok çünkü oraya doğru gidecek. Bu bir başlangıç. Bizim mümkün olduğu kadar sağlığın dışındaki alanlardaki en iyi best practice'leri sağlığın içerisine hiçbir kısıtlama bakış açısıyla değil, tam tersi açma bakış açısıyla getiriyor olmamız Vizyonumuzu gerekiyor. Genişletmemiz gerekiyor. Estağfurullah, yani vizyon genişletmekten ziyade baktığımız alanları belki değiştirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Sevgili Sinem Hanım, size dönmek istiyorum. Doğru içerik stratejisi ve bunun sürdürülebilir olması mıdır en zor olan? Yani stratejiyi oluşturduktan sonraki adımları biraz bize bahseder misiniz? Şimdi aslında strateji modelini biz direkt buraya bir miktar aslında şuralara atlayarak gelmek isterim. Bizim işlerimizde kullandığımız aslında bir strateji modeli var. Bunu direkt burada hani paylaşmak istedik aslında sizinle. Çünkü en sıkıntılı iş hakikaten en fazla aslında atlanan doğrudan, çünkü projelere geçme eğilimi gösteriyoruz. Hani direkt bir projeye hadi başlayalım gibi, ama aslında bayağı bir zaman geçmemiz gereken yer aslında o stratejiyi kurarken harcamamız gereken zaman. Burada da daha çok hani bu issue insight idea modelinin aslında issue insight kısmının olduğu kısım, üst kısımda. Sonrasında da içerik kanal stratejisi, iletişim stratejisi, online medya stratejisi diye kurguladığımız bir modelimiz var. Pek çok zaten hani Project House içerisinde de farklı modellerle, farklı markalarla çalışırken geliştirilen, izlenen stratejiler var, ama biz sağlığa spesifik buradaki biraz kanayan yaraları biraz daha düşünmemiz, tackle etmemiz gereken noktaları düşünerek bir akış aslında oluşturduk. Bu bizim yani herhangi bir hani işlerimizin içeriğinden bağımsız, ister firmanın tümünü ilgilendiren bir proje olsun, ister bir akut ürün olsun, kronik pazar ürünü olsun veyahut da bir tüketici sağlığı ürünü olsun, aslında hepsinde bir proje geliştirirken izlediğimiz model bu ve içerik bunların arasında en önemli kısımlardan bir tanesini oluşturuyor, aynen sizin dediğiniz gibi. Peki geleneksel verimi, yeni nesil verimi? Çok zor yerden sordum. Aynen öyle. Hangi kaynaklar daha sıklıkla ve tercih ettiğiniz alanlar? Burada aslında sorduğunuz soru birazcık kanal stratejisine giriyor. İsterseniz biraz model üzerinden geçelim. Lütfen. Çok kısaca. Burada genelde aslında sorunu belirlemek aslında en basic şey gibi gözükse de, en temelde şey olan şey gibi gözükse de, hakikaten bu aşamada sorunu, önümüzdeki önce sorun ne diye şey yaparken, bakarken bu aşamada aslında atladığımız bir aşama, bazen projeleri yapmaktan da vazgeçtiğimiz oluyor. Bunu söylemem lazım. Burada hani iş veyahut da pazarlama hedefimiz nedir, işte iletişimimiz hedefimiz nedir, hedef kitle nedir, buradaki kitlenin rasyonel veyahut da duygusal faydası nedir ve olası bariyerler nelerdir, bunları iyice bir inceliyoruz aslında.
Sonrasında aslında en çok atladığımız kısım insight toplama ki veriler de bu kısma girecek aslında. Gerçekten hitap ettiğimiz kitlenin ister hekim olsun, ister tüketici olsun, ister eczacı olsun aslında bu alandaki gerçek içgörüleri nelerdir? Bunu aslında en fazla zaman harcamamız gereken kısım bu biraz. Burada veri devreye giriyor. Bahsettiğiniz sanırım şu anda sektör biraz aslında daha geleneksel veri kaynaklarından daha çok ilerleme eğiliminde. Hepimizin bildiği işte bol bol pazar araştırmaları yaptırıyoruz. Pazar araştırmaları hakikaten o insight'ları sağlamada, içgörülere ulaşmada çok önemli bir aslında elimizde kaynak. Peki bunlar ağırlıklı dijital araştırmalar mıdır? Bunlar aslında geleneksel şu anda olan şey gibi düşünebiliriz. Bunlar olan, bu da görmek istediğimiz gibi hani var ya Facebook'ta. Fikir önderi görüşleri, işte saha geri bildirimleri, ikili ziyaretler bunlar zaten yapılan ve aslında projelerde bu geri bildirimin üzerine daha çok bina ediliyor. Halbuki aslında yeni dönemde bu dijital sağlıkla beraber aslında dijitalin gelişmesiyle beraber sosyal medya dinleme, online monitoring veyahut da birçok aslında third party assetlerinden gelen kaynaklar, veriler, bildiriler veyahut da firmaların hali hazırda sahip oldukları zaten birçok .com projeleri var. Onlardan gelen verilerin toplanması ve unify edilmesi gibi bir çok ciddi bir zengin bir kaynak var aslında elimizde ve daha da dönüşecek bu. Burada sizin de dediğiniz kısım giriyor aslında. Bir önceki geleneksel veri kaynaklarına baktığımız zaman bunların hepsi aslında söylem bazlı, claim based veriler. Fakat yeni veri kaynaklarına baktığımız zaman ki bunları daha da fazla konuşuyoruz önümüzdeki dönemde. Bunların hepsi aslında gerçek zamanlı, otantik, dolaysız. Çünkü doğrudan kullanıcı davranış bilgisine dayandığı için herhangi bir arada bir aracı yok. Dolayısıyla direkt aslında bize doğru şeyi söylüyor. Online data, online veri aslında. Ve dolayısıyla aslında en iyisi hani bu daha iyidir, bu daha kötüdür gibi değil. En iyisi aslında bu ikisinin bir kombinasyonuna ulaşmakta. Yani söylem bazlı, hali hazırda kullandığımız verilerle bu online verilerin aslında doğru şekilde kombine edilmesinde işin sırrı. Dolayısıyla bunun sırrı hani hangisi doğru gibi değil, ikisinin kombinasyonunu doğru şekilde kombinlemek bu işin hakikaten özeti. Peki kaynak olarak sosyal medyayı da bu kaynaklar arasında sayar mısınız? Kesinlikle. Sosyal medya dinlemeler artık insanlar çok daha fazla sağlık hakkında, Ömer Bey de bahsetti, çok daha fazla hem bilgi arıyorlar hem de daha fazla içerik üretiyorlar. Dolayısıyla makalelere, burada atıflarda bulunuluyor. Evet. Bir interaction var sosyal medya üzerinden. Aynen öyle. Dolayısıyla bunları da takip etmemiz gerekiyor. Bizim bu arada arkada bizim ekip hazırladı asansörlerde vesaire farklı post-itler göreceksiniz. Onları lütfen alabilirsiniz, toplayabilirsiniz. Biraz çok esprili eğlenceli bir şey. Ben bir iki tanesine baktım. Süper. Çok keyifli post-itler. Birçok terminoloji aslında biraz da eğlenceli bir şekilde verelim diye hazırladığımız post-itlerdi. Onları hem okuyunuz hem alınız ilginizi çekerse. Dolayısıyla oradaki şey de aslında mantık da o. Bu ikisinin buradaki sürekli bir söylem ve veri artışı daha da fazla artacak dijital alanda. İnsanlar sizin markalarınızla ilgili, firmanızla ilgili, sağlık konusuyla ilgili, terapi alanlarıyla ilgili daha fazla konuşuyorlar. Bunları doğru şekilde aslında toplamak ve insight'ları doğru şekilde oturtmak, onun üzerine projeleri inşa etmek aslında bizi çok daha hedefli projeler yapmaya götürecek. Peki, ben biraz stratejiye dönmek istiyorum sevgili Serhat Bey. Sizce sağlıklı stratejide iyi bir yol nasıl başlıyor, nasıl ilerliyor? Ya da siz bunu nasıl entegre ediyorsunuz? İyi bir yol bence paydaşınız kimse ya da paylaştığınız kimse onları içgörüyle başlıyor. Bu çok tüketilmiş bir şey. İçgörü bizim en çok hani toplantılarda kullandığımız, işte bunun insight'ı şu vesaire diyoruz ama hiçbir paydaş siz içgörüyü sorduğunuz zaman size söylemiyor. Yani içgörü sorulduğu zaman doğrudan cevaplanan bir şey değil. Biraz kaşımak gerekiyor. Daha hatta etnografik araştırmalar yapmak gerekiyor. Şu anda video etnografi diye bir kavram var. Bayağı işte Google Glass'ı takıyorlar ve gerçekten hastanızın gözüyle dünyaya bakıyor musunuz sorusunun cevabı hastanızın gözüne bir Google Glass yerleştirmek ve onunla bir ayı geçirmek. Bunu FMCG marketlerde yapıyor zaten. Yani bayağı yağmur ormanlarında maymunları seyreder gibi gerçekten bir ay boyunca bir rafta elinizin nereye gittiğini, nereye gitmediğini etnografik ölçümlemelerle bakıp bilimsel olarak neden etkilendiğinizi ortaya koyabiliyorlar. Bu gerçekten o ayakkabıyı giymek, onların gözünden bakabilmek kim olursa olsun bilimsel bir araştırma gözüyle çok çok kıymetli. Çünkü buradan bir insight çıkıyor. Buradan gerçek anlamda neye ihtiyaç olduğunu, gerçek temel motivasyonun ne olduğunu anlayabiliyoruz.
Arkasından da bu veriyi, daha doğrusu şöyle, bu insight'ın bizim iş problemimizdeki yeri ne? Ve biz hangi yaratıcı fikirle bu iş problemini istediğimiz noktaya getirebiliriz bulmaya çalışıyoruz. Bu bir söylemesi kolay ama doğru yerden başlarsanız çabanızın karşılığında doğru noktaya varabileceğiniz bir yer. Yoksa hani özellikle bir iletişim ajansında sanat galerisi işletmekten bir farkınız olmuyor. İşe yarayan fikirden ziyade çok güzel fikirler buluyorsunuz ama davranış değişikliğine gitmiyor. Dolayısıyla hani reklamcılıkla aslında stratejik reklamcılık arasında çok büyük bir fark var. Bu sağlık sektörü için de geçerli. Reklamla sağlık her ne kadar çok beraber telaffuz edilmiyor olsa da ikisi de davranışı değiştirmeye çalışıyor. Davranışı değiştirmek için de içgörü, insight bir numaralı başlangıç noktası. Peki, öncelikle her şey stratejiyle başlıyor. Üstüne az önce ilettiğiniz gibi binayı inşa ediyoruz ve projelerimizi hayata geçiriyoruz. Ama stratejisiz olmaz. Ve yapmak istiyorum. Birçok hani önümüzdeki dönemde daha fazla bu veri meselesinden bahsedilecek aslında. Hani çok fazla veriden bahsediyor olacak ama bir noktada bu gene yeterli olmayacak aslında. Oradan o iki yapmam gerekiyor. Veri bir süre sonra çok daha fazla verimiz olacak ama aslında doğru filtreyi takmakta bir süre sonra önem kazanacak. Çünkü doğru filtreden geçirmediğimiz sosyal medyadan işte farklı ki sağlık alanında birçok startup vesaire kuruluyor, daha da fazla olacak. O platformlardan gelen veri vesaire bunların hepsi artacak ama burada doğru filtreyi yapmazsak eğer, doğru filtreleme yapmazsak yine bunların bize bir herhangi bir actionable bir insight söylüyor olması biraz zor olacak. Dolayısıyla doğru filtreyi oturtmak da aslında çok kritik hale gelecek. Evet. Ya bu Clay Shirky'nin bir lafı, çok güzel bir laf, çok sevdiğimiz bir laf. Veriyle ilgili, veri tabanı yönetimiyle ilgili burada da çok uzman kurumlar ve kişiler var. Benim naçizane görüşüm şu, eğer işin sonunu düşünmezseniz veriyle ilgili girdiğiniz her şeyde yanlış yerlere sapabiliyorsunuz. İşin sonu da gerçekten ben elimde sihirli bir değnek var, her veriyi alabiliyorum. Kendinizi öyle hayal edin. Her veriyi alabiliyorum. Ve nasıl bir veri tabanı olmasını isterdiniz elinizde, nasıl bir veri seti olmasını isterdiniz ve onunla ne yapardınız? Çünkü onunla ne yapardınız sorusunu çok az sorup, bu şey gibi, en fantastik hayalinizi bana söyleyin dediğiniz zaman yetişkinlerden çok az fantastik hayaller çıkıyor, çocuklardan çıkıyor. Biz veri konusunda gerçekten ormana dalmış durumdayız ve verinin ne işe yarayacağını düşünmekten ziyade veri toplamaya obsesif hale gelmiş bir noktadayız. Bu da hayal yine, kurmayı mı unutuyoruz arada? Veriyle ilgili hayal kurduktan sonra veri topladığımız zaman aslında çok az veriye ihtiyacımız var. Daha doğrusu büyük bir filtreye ihtiyacımız var, çok büyük bir ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu çok şey bir nüans gibi geliyor. Yapılması kolay bir şey de değil ama çok kaliteli teknolojiler, insanlar, süreçler var bu konuda. Sadece yaklaşım değişikliğine ihtiyacımız varmış. Project House'un stratejiyle ilgili yapmış olduğu bu vizyoner çalışmasını ben çok dikkatle ve yakından gözlemliyorum. Neler var bir sonraki dönemde? Yani stratejinin dışında yapmış olduğunuz işler, evet çok keyifli, çok da güzel projeler ve neler var? Yani sektöre ne gibi katkılar ya da yeni çözümler? Valla bizim şimdi strateji kendi içinde dönüşüyor. Bugün az önce gösterdiğimiz slaytlar aslında 15 yıldır, biz 15 yıl önce kurulduk. Bir markanın konumlaması ile ilgili yapılan stratejik modeller. Şimdi mesele tamamen zihinlerdeki konumlamadan, bizim paydaşlarımızın bizim markamız ya da iletişimle veya bir meseleyle ilgili kurdukları bağlara doğru gitmeye başlıyor. Engagement dediğimiz, hani Türkçesi de çok fazla çevirmekte başarılı olamadığımız bir kavram. Gerçekten konumlamaktan ziyade bizim markamız, bizim ürünümüz, bizim hizmetimiz, paydaşlarımızda nerelerde dokunma noktaları yaratıyor? Bu fiziksel dokunma noktaları da olabilir, duygusal dokunma noktaları da olabilir. Dijital dokunma sektöründe. Da olabilir. Hayır, dijital olmak zorunda değil. Bakın dijital, dijital bir bakış açısı. Dijital bir teknoloji de değil, mecra da değil, dijital bir bakış açısı. Dijital bir alt kültür aslında. O kültür şu anda bayağı alttan yukarıya doğru çıktı, dünyayı sardı ama günün sonunda bir bakış açısı. Yani herhangi bir kategoride diyabetten bahsedelim. Eğer diyabete bakıyorsanız bizim mesela kanal stratejisi dediğimiz şeyde diyabetin en önemli kanallarından bir tanesi restoranlardır. Çünkü yemek diyabetle çok iç içe bir konudur. Eğer siz insanların yemek yediği online yemeksebedi.com'dur. Yemeksebedi.com'u diyabet projelerinde bir
partner olarak düşünmeyi böyle bir stratejik modelden yola çıkarak bulabilirsiniz. Çok iyi bir fikirdir. Ama kanal yaklaşımıyla düşünmeniz gerektirir. Veya restoranlarda bir menü içerisinde diyabet şeyi koymayı düşünebilirsiniz. Bence diyabetle ilgilenen gibi. Bütün firmalar Yemek Sepeti ile irtibata geçmeli. Mesela hani örneklerle bir sürü şey var. Hani Yemek Sepeti üzerinde değil. Yani günün sonunda kanal yaklaşımı. Yani dokunduğumuz yerler nereler? Fiziksel olabilir, olmayabilir. Duygusal, sosyal hayatın içindeki her alana dokunmalı aslında sağlık sektörü dijitalde. Bir de hedef kitlemizin geçirdiği duygusal evreler de çok önemli. Yani onkoloji alanında kanser olduğunu ilk öğrendiğindeki kişinin yaklaşımı, o süreçteki davranışı, adherence diyoruz, tedaviye bağımlılık. Tedaviye bağımlılık duygusal bir süreç. Tamamen duygusal bir süreç. Bir polisi önlemle olabileceğini düşünmüyorum. Bu süreci yönetirken... Hasta olarak bunu söylüyorum, hekim olarak falan değil. Bu süreci yönetirken sosyal medyanın negatif etkisi de var mı? Bunu şahsen soruyorum. Valla bütün dijital araçlar çok keskin bıçaklar. Çok iyi yemek de yapabilirsiniz. Birini öldürebilirsiniz. Cenneti ve cehennemi iyi yönetmek lazım. Peki. Burada sonunu düşünmeden kahraman, düşünen kahraman olamazı çıkarıyorum. Evet, biraz öyle. Az önceki sözünüzden. Burası çok aslında önemli. Aynen. Sonunu düşünen kahraman olamazdan bir ufak bir ekleme yapmak istiyorum. Burada sektörün biraz daha aslında farklı modellere açık olmaya başladığını görüyoruz. Biraz daha yurt dışında gerçekleşiyor bu ama burada da yavaş yavaş gerçekleşecek. Firmalar kendi kanallarını yaratıyorlar, kendi platformlarını yaratıyorlar ama bu platformlarda aslında biraz farklı iş modelleri çıkmaya başladı. Belki duyanınız vardır. AstraZeneca'nın bir şuraları hemen hızlıca geçerek söyleyeyim. Doctor's Notes diye bir projeleri var örneğin. AstraZeneca ve bir Pazarlama ve Teknoloji Ajansı'nın aslında bir startup kültürüyle kurdukları bir proje bu. Aynen Social Reader'ı bilirsiniz. Social Reader'ın aslında literatür okumaya, makale okumaya yayın uyarlanmış hali gibi. Ve bunu bir ürün olarak aslında çıkardılar birkaç zaman önce. Şu anda beta versiyonunda. Aslında bu aynen öyle. Hem teknik olarak hem de kullanıcı deneyimi olarak başarılı gidiyor. Biz de izliyoruz uzaktan. Ve dolayısıyla aslında firmaların sektöründe birazcık farklı modellere daha fazla açık olacağı bir döneme giriyoruz gibi hissediyoruz. Bu kanal mevzusunda önemli kısım. Aslında sektörde bizim projenin sahibi olmak gibi bir bakış açısı var. Bütün hani sektörlerde. Bu yavaş yavaş değişiyor. Siz bir ilaç firması olarak veya sektördeki bir paydaş olarak projenin sahibi olmayabilirsiniz. Bu projeyi hayata geçiren taraflardan bir tanesi olabilirsiniz. Bu projenin faydalarından istifade eden taraf olabilirsiniz ama sahip olmayabilirsiniz. Çok güzel bir örnek var. TED ve TEDx konferansları. TEDx markasının başında Lara Stein diye bir hanımefendi var. Kendisiyle 2 saat geçirme şansına sahip oldum. Bana şunu söylemişti. TED konferansları en zirvedeyken biz TEDx'i yarattık. Aklı başındaki bütün danışmanlar bize dediler ki neden başka bir marka yaratıyorsunuz? Neden dilute ediyorsunuz markanızı? TEDx'i yaratmasaydık TED herhangi bir konferans olurdu. TEDx'i yarattığımız için TED'in dışındaki bütün kreativiteyi ve bütün enerjiyi biz TED markasıyla birleştirdik. O yüzden söylüyorum, farmanın dışından gelecek, farmanın başına gelecek olan en iyi şey. Sektörlerle de entegre olmalı. Bunun için de sahip olma güdüsü olduğu zaman da bu olmayacak. Sahip olmaktan ziyade beraber bir şey yapmak, startup veya network kültürünün olması paydaşlık önemli gerekiyor. Sözünü çıkarmak istiyorum. Aynen öyle. Diyeçesinde... Bu da yollarını hep beraber bulacağız. Yani ben biliyorum diye söylemiyorum. Beraber bunu yapmayı öğreneceğiz. O yüzden çünkü hep birlikte buradayız. Çok değerli paylaşımınız. Teşekkür ediyorum. DHS'in de kendi markalarını yaratacağına inanıyorum. Project House'a ve değerli projelerine ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı stratejinin formülünü biz aramızda bir sohbetle sizlerle paylaşmak istedik. Çok teşekkür ediyoruz bizleri dinlediğiniz için. Birkaç soru da alabiliriz eğer varsa. İletmek istediğiniz sorular. Ben de bu arada kısaca özetleyeyim, bu panelde en çok yol haritası olmamasından bahsetti Sinem Hanım. Başka sektörlerden örnekler alınmalı, benchmarklar yapılmalı dedi Serhat Bey. Keza yeni nesil ve geleneksel birilerin doğru kombinasyonuyla doğru projelerin üretilebileceğinden bahsettik. Ve son olarak da veri tabanının yönetiminde bol bol veri toplamak kısmında bir sıkıntımız yok ama bunu nasıl kullanacağımızı bilmezsek, doğru filtrelemezsek de ilerleyemeyeceğimizi söyledi Serhat Bey. Bence panelin en can alıcı cümlelerinden biri de dijitalin bir bakış açısı olduğuydu. Teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Sorular varsa alalım. Teşekkürler sunumumuzdan dolayı. Benim sorum
Az önceki sunumda ifade edilen temel konulardan birisi sağlık okur yazarlığı ve bundaki algının ne kadar düşük olduğu ile ilgiliydi. Aynı şekilde benzer soruyu aslında dijital okur yazarlık düzeyi ile alakalı da sormak lazım. Özellikle kendi ülkemiz için. Evet, belki Avrupa'nın en hızlı internetine sahip ülkeyiz. Kullanımlar açısından, internet kullanımı açısından bakıldığında çok çok yüksek düzeyde erişim ve katılım durumu söz konusu. Fakat hangi platformlarda değerlendirildiği tarafına bakıldığında açıkçası orada durum birazcık daha vehamet arz ediyor. Dolayısıyla işin bu tarafıyla alakalı bir şeyiniz var mı? Yani bu projelerinizi ortaya çıkarırken dijital platformların hangi oranda kullanıldığı ve hangi efektivitede kullanıldığıyla alakalı çalışmalar yapıyor musunuz? Diğer taraftan da, diğer boyutu da projelerin üretilmesi kadar o projenin nüfuz etmesi, sahada aktif olarak kullanılması, aktif implementasyonun yapılıyor olması kısmı hepsinden daha önemli. Dolayısıyla her ne kadar biz profesyonel taraftayız desek de sağlık sektörü olarak, ilaç sektörü olarak bizim profesyonellerimiz, yani saha ekibimiz ve pazarlama ekibimizdeki dijital okur yazarlık oranı ile alakalı bir şeyiniz var mı? Çalışmanız, çünkü bu da bu işin bu kısmı da bence çok çok kıymetli. Önce satın almalılar ki sonra satabilsinler. Teşekkür ederim. Şimdi aslında birkaç konuya değinmemiz gerektiren bir soru oldu. Çok zamanınızı almadan kısa da özetlemeye çalışayım. Sağlık okuryazarlığı kısmı inanılmaz hot bir issue hakikaten şu anda. Zaten bakanlığın da çok güzel çalışmaları var. Daha farklı bağımsız platformların çıkacağını göreceğiz zaten bu noktada. Ve burada farklı iş modelleri gelişecek. Biz de kendi içimizde zaten yapıyoruz bunların tool'larını halihazırda hazır ediyoruz. Bazılarını kullanmaya başladık. Şu anda örneğin bu veri dinleme, social listening olayı biraz compliance amaçlı kullanılıyor sektörde. Çok hemen oradan gireyim. Hani bizim ürünle ilgili, bizim tedavi alımımızla ilgili insanlar ne konuşuyor? Bunu dinliyoruz ama bunu dinlerken amacımız şey compliance. Acaba bir yetki bildirim var mı? Onun için dinliyoruz bize şu anda. Bize bir zarar gelmesin. Refleks olarak. Bundan nasıl fayda ederiz değil de nasıl zarar görmeyiz refleksi olarak. Aynen. Hastalar çok. Ama yani bu alana çok fazla insanların ilgisinin olmamasının sebebi biraz da oradaki konuşmaların seviyesinin az olmasıydı aslında. Yani çok fazla data yoktu, veri yoktu ama şu anda artık çok fazlalaşıyor. Dolayısıyla bu sosyal dinleme, sosyal medya dinleme ve online monitoring mevzunun sadece compliance amaçlı değil, hakikaten insanlar bizim hakkımızda insight toplama amaçlı, içgörü toplama amaçlı kullanılacağını göreceğiz. Bu alanda çalışmalar yapıyoruz. Bunun haricinde şirket içerisinde yani pazarlama ve saha ekiplerinin bu konuya daha yakınlaştırılması alanında çok fazla şey yapıyoruz. Yani sürekli onları yapıyoruz aslında. Bildiğim kadarıyla sizin ajans içinde de bir medikal denetim sisteminiz var. Tabii medikal onay süreçlerini çok... Ya biz de aynen ilaç firması gibi böyle kendi onay süreçlerimiz var. Compliance etik departmanı gibi ayrıca bir departmanınız daha var. Siz aynen. Kendi kendinizi ikinci bir el denetliyorsunuz. Aynen. Çünkü yani zaten öteki türlü ilerleyemiyoruz. O yüzden önce biz bir kendimize batırıyoruz iğneleri. Sonra firmayla anlaşıp ondan sonra şey yapıyoruz. Çünkü tüketiciye gittiğiniz nokta her zaman çok kritik ve her tarafa çekilebilir vesaire. Hani aynen Yaprak Hanım bahsettiği gibi o mekanizmaları biz de kendi içimizde kurduk. Sorunuzun diğer kısmı yani saha içinde ve pazarlama ekiplerinde bu sağlık okuryazarlığı gibi değil de dijitalin okuryazarlığı kısmı sorusu ise en fazla uğraştığımız şeylerden bir tanesi. Çünkü saha ekiplerinde bazı insanlar çok deneyimli ve çok tecrübeli insanlar, bazıları çok yeni. Yani zaten herhangi bir bilgiyi verdiğiniz zaman biz tabii ki bunu biliyoruz falan diyecek insanlar. Dolayısıyla oradaki yani şu gap'i biraz böyle ortalama seviyeye çekip sonra da onları sunduğumuz tool'ları kullandırtmaya çalışıyoruz aslında. Which is hani biraz zor bir iş hakikaten. Ama oluyor. Yani yapıyoruz bunu. Öğleden sonra bir sunum oturum daha var. Orada da bir hekim platform projemiz var. Böyle Geringelem'le beraber yaptığımız Inclub diye. Orada da birçok hipotez testimizi çürüttüğümüz ve tekrar başa döndüğümüz olan farklı bir yöntem izliyoruz. Orada hakikaten saha ekiplerinin hani şu seviyeden şu seviyeye çok farklı engagement şeyinin arttığını düşünüyoruz. Ama burada bu her zaman bir efor sarf etmeye gerektiriyor. Yani her zaman anlatmanız gerekiyor. Hani biz bir hap verelim sahaya, hop verelim dönüşsünler, o tool'ları kullanmaya başlasınlar muhteşem şekilde falan gibi bir durum yok. Hep sürekli anlatmak, farklı tecrübe seviyelerine göre bu mevzuyu konuşmak gerekiyor. Bu projeyi dokurken onların içinde kendilerine ait hissedebilecekleri öğelerle dokumak aslında. Evet. Yani işin başında düşünülmesi gereken. Peki başka sorunuz yoksa teşekkür edeceğiz Yaprak Hanım'a, Serhat Bey ve Sinem Hanım'a. İyi bir organizasyon diliyoruz. Teşekkür ederiz.